Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Terraforming Mars oynayacağım. Geçen hafta Epic'te ücretsiz olarak verilmişti. Açıkçası tutorial'ını oynamayı düşünüyorum. Daha önce oynamadım. Ha, Terraforming Mars. Okey. Dur. Şu an hatırladım. Bunu biz arkadaşlarla board game'i şey vardı. Masa oyunu kafesi. Oraya gidip oynamıştık. Güzel bir oyundu gerçekten. Onu da ne yapmışlar? İşte şey haline getirmişler. Gayet hoş. Ben açıkçası bir tık şeyden oynamak istiyorum. Tutorial'dan görelim diye. Nedir ne değildir. Oynamak isteyen de zaten girer. Farklı kişilerle de oynar. Bu arada oyun 3 MB gibi komik bir ne denir şeyde boyutta. Bu arada oyun şu an ücretsiz değil diye biliyorum. Bir dakika. Yani ücretsiz verildi geçen hafta. Ben videosunu çekememiştim. Bir bakacağım Epic'teki fiyatına. 33 lira şu an olarak satışta. Peki şeyde var mı oyun? Game Pass'te var mı? Oyun Game Pass'te de olabilir diye düşünmekteyim açıkçası. Bir bakalım. Terraforming Mars. Yok, yok. Surviving Mars var. Okay. O da şeyse. Tamam. Terraforming Mars. Mars yok. Peki oyun Epic'te ne kaç para? Onu da bir bakalım hemen hızlıca. Epic'te de tahminim 30 civarlarında bir şeydir. 25-30. Çok da değişmiyor zaten. Bazen Epic'te ucuz oluyor. Pardon, Steam'de diyeceğim. Bazen Epic'te ucuz oluyor, bazen Steam'de ucuz oluyor. O yüzden çok değişeceğini sanmamaktayım. Bakalım hemen. Terraforming Mars. Oo. 16 lira. Epic'te 33 lira. Ha, okey. Normalde 33, %50 indirimdeymiş. Şu an %50 de indirimdeymiş. 16 lira. Epic'te geçen hafta bedavaydı oyun. In Terraforming Mars you control a corporation whose goal to is make... Ha, tamam. Terraforming Mars'a diyor amacı Mars'ı dünya gibi bir gezegen haline getirmek olan bir şirketi yönetiyorsun. In order to win you have to score high by yenmek için diyor şu skorlarda en yükseğe ulaşman lazım. Accumulating a good terraform rating. Good terraform rating yani orayı dönüştürme oranında iyi bir şeye ulaşman gerekiyor. Accumulating yani gelişmen gerekiyor. Accumulating as many victory points. Victory points kazanman gerekiyor olduğunca. This is your current terraforming rating. Each player start 20. 20'den başlıyorduk. Aynen hatırlıyorum. You can increase your terraforming rating by increasing the global parameters by playing certain cards. Kartları oynayarak diyor şey yapabilirsin. Terraforming rating'i yükseltebilirsin. Victory points are earned by certain cards, placing tiles on Mars or claiming milestones and winning awards. Tamam. Şey, victory pointleri diyor. Spesifik kartları oynayarak veya bu tiles dediği şu bölmeleri oynayarak yerleştirerek on Mars or claiming milestones ya da milestone belirli bir aşamaları kat ettiğinde diyor onları alabilirsin. And winning awards ve bu ödülü kazanabilirsin diyor victory point'i. The game ends once all three global parameters temperature, oxygen and ocean are maxed. Temperature yani sıcaklık, oksijen ve ocean dediği yani sulanma oranı maksimuma vardığında oyun bitiyor. Temperature is 8. Şurada görüyorsunuz. Generation 1'deyiz şu an. Ve 8'e ulaştığında şu -28'deki temperature oyun bitiyor. Oxygen reach 14 veya 9 oceans are pressed şurada. Tamam. Global parameters are shared amongst all players. Şu parametreler tüm şeylerin oyuncuların ortak parametresi. Raising a global parameter can also give an immediate bonus. Raising a global parameter. Ha. Diyor ki bu global parametrelerden birini artırmak anında bir bonus verebilir. To the player that increased it. Yükselten kişiye.
The first global parameter is ocean. Şu ilk ocean, ilk global yani evrensel parametre ocean, okyanuslar. You raise the ocean level by placing an ocean tile on the planet. You need to place in 9 bottle. Yani beraber tüm oyuncular aslında 9 tane şey yerleştirmesi gerekiyor, okyanus bölmesi tile. The next global parameter X oxygen. You raise the oxygen level by placing greenery tiles. Şu şunlar var ya, yeşiller. Bunlardan yerleştirdiğimde şeyi arttırmış oluyorum. You need to increase the oxygen. Oksijeni arttırmış oluyorum. When you reach 8, you increase the temperature for free. Bir dakika, oksijen temperature. When you reach 8%, hangisinde 8%? Ha, oksijende. Okay. You increase the temperature for free. Ha, temperature'ı da diyor bedavaya increase, yükseltebiliyoruz. Tamam. The last global parameter is temperature, sıcaklık. You raise the temperature level with certain actions and cards. You need to increase the temperature from -30'dan diyor 8'e yükseltmemiz gerekiyor. Sadece spesifik katları yükselebiliyor. In step of ikişer ikişer diyor. Tamam. When you reach -24 and -20, you increase your heat production. Abi şunlara ulaştığımızda sıcaklık ne denir? Production üretimini yükseltiyoruz. Reaching 0 allows you to place a free, ha, sıfıra geldiğimizde ücretsiz okyanus koyabiliyoruz. The game is divided into generations. Şurada generations 1 yazıyor ya. Jenerasyonlara bölünmüştür oyun diyor. You get new project cards on the beginning of each generations. Proje kartı kazanıyorsun her jenerasyonun başında. And resources at the end of the, ha, ve resource kazanıyorsun her jenerasyonun sonunda. Generation is divided into the following steps. Player order phase, research phase, action phase, production phase. Jenerasyonlar diyor, aşağıdaki sıralamaya göre diyor, bölünmüştür. Şimdi şey, oynayan kişinin sırası, hangi research aşaması, araştırma aşamasında olduğun, hangi action aşamasında olduğun ve hangi üretme aşamasında olduğuna göre. The first phase is the player order phase. Şurası. In this phase the first player becomes the last. Dur. Aynen, tamam. And all players move up one by. Tamam, okey, normal. Şurası player order phase. Tamam, orası değişiyormuş. Next come the research phase. During the this phase you can buy new project cards. Each card costs 3 milyon doları diyor. 3 milyon euroya. Tamam. Next comes the araştırma şeysi. Bu araştırma aşaması. Araştırma aşamasında şey yapabiliyorsun, proje kartı alabiliyorsun. İç kart, her kart 3 milyon euroya mal oluyor. Bunu seçmişiz mesela, Underground City, tamam mı? Kurma kartı -2 enerji götürüyor. Tamam, güzel. Şurada 18-31 yazanlar da bayağı önemliydi bu arada. Ne kadar yüksekse o kadar kurmak zorlanıyorsunuz. Puan gerekiyor. Sanırım şu puanlar onlar, 20 yazanlar. Once all players have bought their cards, you enter action phase. Tüm şeyler, kartlarını satın aldığında action aşamasına geçiyorsun. In this phase you use your resources to perform as many actions as you want to increase your score and terraform Mars. Resource to perform as many actions. Tamam diyor. Bu aşamada diyor olduğunca diyor aksiyonda bulunuyorsun ve kartlarınla diyor puan toplamaya çalışıyorsun diyor. This is your player board. Burası benim oyuncu masam, alanım, bölgem. The bottom row indicates your current resources. Şurası diyor benim şu anki şeylerimi gösteriyor. Indicate. Ha, neden ona?
belirtiyor işte resource'larımı. You use these resources to perform the various actions of the game. Bunları diyor işte farklı şeyler aksiyon almakta kullanman gerekiyor. Above in the brown boxes you have resources production. Bu kaynak üretimi. Kaynak üretimi. At the end of the every generation you gain this amount of resources. Her jenerasyon sonunda bu kadar resource kazanıyorum. The first resource is mega credits. Şu. This is the general currency for buying and playing project cards and using standard projects. Proje kartlarını oynamak, o dedim ya yanında yazı yazıyor, onlar önemli. Ha, buna bağlı. Buradan harcıyoruz. At the beginning ve standart projelerde diyor. Tamam. At the beginning of each generation you gain terraforming rating plus your terraforming rating plus your million dollar diyor. Production in and resources. Tamam. You can perform up to two action per turn after which it becomes your opponent's turn. If you can no longer perform an action or do not wish to perform one, select pass button. Diyor ki her aşamada, her sana geldiğinde iki kere aksiyon yapabilirsin. Yapmadığında, yapmak istemediğinde diyor pasa basabilirsin şurada. Tamam. If you already played one action you can skip. Bir tane oynadıysan diyor, bir aksiyon aldıysan zaten hala hazırda skip yapıp geçebilirsin. If you played two actions you have, iki yaptıysan diyor elini bitirmen lazım o an kişiyi, senin diğer oyuncuya geçiyor. Your turn end but you can play again once all remaining players have finished their turn. Tamam, tekrar oynayabilirsin diyor. You haven't played in action yet you can pass. Oynamadıysan pass yapabilirsin. You will no longer be able to play until every player passes and the generation ends. Pass your turn for now. Tamam, bize pass dedi. If you do so you would be able to play until next, yes. Next generation'a kadar şey yapmıyoruz. Purple player geçti, purple player da pass dedi, bize geldi sıra. Ve ben burada bir şey kazandım, gördünüz mü? 20'den 21'e çıktı. Once all players have passed their turn you enter the production phase. First your energy resources are converted to heat. Enerjilerimiz sıcaklığa dönüştü. Then you gain the amount of resource of your production for each type. Tamam. Okay. 64. Once all global parameters are fit, the game will end at the end of the generation. Scoring is explained in the fifth tutorial. Once all global parameters are filled, the game will end. Aynen. O ilk söylediğim söylüyor. Tamam. Okey. Bu step 1. Standart proje. Geçelim. İkinci tutorial aşamasındayız. Standart projects represent all critical actions of the game. They are always available and can be used without limit. Standart projeler diyor kritik aksiyonlardır oyunun. Onlar her zaman available, they are always available and can be used without limit. Limitsiz olarak her zaman ulaşılır ve kullanılabilirdirler. Though they usually cost more than using cards. Yine de diyor normal kartlardan daha fazlaya mal olur. Open the standard project menu. Açtık. Sell patent. Discard one or more cards from hand to gain 1 million per card discarded. Okay. Sattığımızda 1 milyon kazanıyoruz demek oluyor. Buradan seçiyoruz. Noctic Farming'i satıp 1 milyon kazanmış olacağım. Seçtim. Before selecting the cards you want to sell, yani satmak istediğin kartı seçmeden önce you can view your hand and confirm that you want to sell. Elini görebilir ve en sonunda okeyleyebilirsin. Tamam. Buraya ne oldu? 1 milyon daha kazanmış oldu. 1M. Tamam. Select standard project one more. Power planet. Increase your energy production by one step. Tamam. Power plants allow you to increase energy production one step. Asteroid allows you to increase temperature one by step. By one step. Asteroid. It is also increase your terraform rating by one. Allows
Fire allows you to place on ocean, use it now. Oceans can be placed and any designed spot on Mars. Ocean tides are not allowed by a player once placed. Diyor ki okyanusa herhangi bir noktaya yerleştirebilirsin. Lakin okyanusu yerleştirdikten sonra artık senin olmaktan çıkıyor. Yani herhangi birine sahip, herhangi bir okyanusa sahip değil. You increase your terraforming by once placing. Bugün any tile that is later placed next to ocean grants bonus. Ha, diyor ki okyanusun yanına koyulan daha sonraki herhangi bir şey sana diyor 2 milyon euro kazandırıyor. Okyanusu koydum mesela buraya, tamam mı? No action'la herhangi bir aksiyonumuz kalmadığı için şey yapıyoruz. Aslında buradan bence aksiyon var mı yokmuş, tamam. Enter. Purple player's turn. O da pass dedim. It's my turn, tamam. Select standard projects one more. Greenery. Mesela bu da diyor greenery allows you to place a greenery and increase the ocean level. Place one now. Ocean level'ımızı arttırıyor. Placing a greenery allows you to increase the ocean level. If that's possible, you can also increase the terraforming rating. Oxygen level'i arttırıyor. Eğer mümkünse de diyor terraforming rating'i de arttırıyor. You can also greeneries. You can also place. You can place greeneries even if the maximum oxygen level is reached. Oxygen level'i maksimum olsa da biz diyor greenery yerleştirebiliriz. Okay. Greeneries have greeneries dediği yeşil alan. Have to be placed next to another. Next to another tile you own. Senin sahip olduğun bir tile'ın yanına yerleştirilmesi gerekiyor. Eğer mümkünse, varsa, yoksa yerleştirebiliyoruz. Each greenery you own gives you one victory point at the end of the game. Tamam. Each greenery diyor bize şey veriyor bir tane. Bir puan veriyor oyunun sonunda. Buraya yerleştirmiş olduk. Tamam. 3 puanımız var Greenery'den mesela. Select standard project one var. City allows you to place a city and increase your million production by 1. Paramızı yükseltiyor bir şeyle. Cities can be placed anywhere on Mars but no two cities can be placed one next to another. İstediğin yere yerleştirebilirsin diyor ancak yan yana yerleştiremezsin. You gain one victory point per adding Edsen Green. Edsen ne? Onu bilemedim. Tamam. Oh, mis gibi. You finish the step. Project cards. Hadi project kartlarına geçelim. Üçüncü tutorial'dayız. In this tutorial we will learn about project cards and how you can use them to gain victory in terraforming Mars. Let's start the game at beginning. First, you need to select your corporation. Your corporation determines your starting resource as well as some bonus abilities. Diyor ki ilk sen şirketini seçmen lazım. Seçtiğin şirket diyor ilk başladığında diyor sahip olacağın şeyleri belirleyecek. Resource'ları, kaynakları. Beginning corporation bilmem ne falan. On top you'll see the name of the corporation and description background. Here you are starting resources as as well as special ability that you gain for the rest of the game. We will see actions and effects further in tutorial 4. Tamam. Burada diyor bak. This is standard cooperation falan filan. For now let's choose beginner cooperation. Tamam. Şimdilik diyor birincisini seç. Mesela photobook var, beginner cooperation, inventrix var, photobook var. Bunların hepsinin özellikleri ayrı. Beginner cooperation start with 10 free project card and 42 milyonla başladık. Ve 10 tane de ücretsiz proje kartım mevcut. Bunların hepsi kartları mesela, proje kartları. Ve şeyler güzel mesela 8 harcıyorum, 13 harcıyorum şuradan onları yerleştirmek için. Onlar bir tık önemli arkadaşlar. Falan filan. Hadi bakalım. Open your project card hand.
Project cards allow you to improve your corporation situation in order to perform Mars. Project cards senin diyor şirketinin durumunu iyileştirir. More efficiently than your opponents. Eğer diyor şeyi kullanırsan, rakiplerden daha iyi kullanırsan. They can give you different types of benefits like going resources or resource production. Resource'a gidebilirsin, resource production'a gidebilirsin, gaining recurring actions or effect placing ties or longer parameter yapabilirsin diyor. Sana şey kazandırır. Tamam. You can buy new project cards during the research phase'de bölümünde research araştırma phase'ine girdiğimizde diyor project card satın alabilirsin. On the beginning of the each new generation certain actions can also give you project cards. This a project card. There exist three kinds: automated cards, green; event cards, red; and active cards, blue. Tamam. On top of the cards cost. Bu 9 milyona mal oluyormuş. Onu yerleştirmek. Other side diyor. Tags of the cards. Bu tagsmiş bunlar. Tagler. Displays cards in certain categories and can affect or be affected by other cards. Etkileyebilir veya diğer kartların etkileyebilirliğini gösteriyor. Increase your plant production step 1. Adapted. You can always press the information button to the view the full description diyor. Tamam. Tüm şeyi görmek için şuna basabilirsin tüm açıklamayı. Green cards are automated cards that allow you to perform immediate actions. Green kartlar diyor otomatik kartlardır ve anında aksiyonu uygulamak için uygularsın. Use this card to increase your plant production by. Bunu kullan bir plant production yükseltmek için diyor. Tamam. Open your project card hand. Onu kullandık mesela. Waste a chip yard. Some cards give you victory points. Victory points veriyormuş. When you play them. Bunları oynadığımızda. Şu yazıyor ya. Bu victory point veriyor demek. You can see victory points in circle on the side. Şu. Okay. 100 diyelim. -15 daha gitti. Victory point kazandık. Bu en son bizi kazandıran şey. Puan. Oyunu kazandıracak puan. You have no more action left. So you will have to end your turn. Okay. Pass dedi. It's your turn. Tamam. Open project card hand. Release of inner guesses. Red cards are event cards. Red kartlar diyor event oluyor bir şey. Ne denir event? Event işte oluyor. Allow you to perform immediate anında aksiyon alıyorsun. Once played red cards are hidden from your opponent. Use this card. Once played, red cards are hidden. Ha, bunları oynadığınızda diyor, bunlar rakibinizden gizlenir. Use this card now diyor. Tamam. Bunları oynadığımız gizli oynuyoruz gibi. Tamam. Open. This card has a requirement. You need to reach this before can play. En az -8 derece sıcaklığa gelmeden ben bu kartı oynayamıyorum. Öyle bir durum var. Ha, ama mesela Love of Love diyor. Some cards allow you to place tiles. These are either the normal tiles, seen previously, or special tiles. Use this card to place a volcano. Volcano koymak için bazı kartlar diyor tiles şey yapabiliyoruz. Tamam mı? Volcano koyabiliyoruz tiles'ta. İşte buraya volkan yaptık. Tamam. Sıcaklığı arttırdık bayağı bir. You have no more action. Tamam. End turn dedik. Tamam. Açtık. Diyor ki water import from Europa. Action pay bilmem ne falan filan. Kartta ne diyor? Blue cards are active cards that give you access to actions or effects that are available for the rest of the game. Mavi kartlar şeye ulaşım veriyor. Action'lara veya efektlere that are available for the rest of the game. Oyunun diğer kalanında ulaşılır olan efekt veya action'lara bize
ulaşım veriyor. This card offers an action. An action can be used per generation. Her jenerasyonu kullanıcı olarak bir aksiyon veriyor bize. Neymiş aksiyonu? 12 milyon euro ödüyorsun to place an ocean. Ocean tile yerleştirmek için 12 milyon ödüyorsun. Titanium may be used as if playing a space card. Titanium muymuş bunun ismi? Maybe. Yok. Titanium'larda space card olarak kullanılabiliyormuş. Tamam. Okay. This card also features dynamic victory point var. Bu da önemli. The amount of victory points you receive from this card depends on your final board. Senin en sondaki masana göre değişecek bu karttan puan alıp almayacaksın. For example, with this card you will receive one victory point for each card you play that has a Jovian tag. Jovian tag'i şu sanıyorum, tamam mı? Jovian tag'i. Bu olan her kart için bir tane victory point kazanacaksın eğer bunu oynadıysan. It looks like you don't have enough million to use this card. Senin yeterince paran yok. 25'e oynamamız gerekiyor. 21 paramız var. Since it has a space tag. Ha şuymuş space tag. Tamam şu biraz önceki tag de bu. Space tag diyor bu. You have the possibility to use the titanium resource to reduce the price. Ha titanium'un varsa diyor ki space tag'im varsa diyor titanium kullanarak bunun kullanabileceğin milyon miktarını azaltıyorsun. Çok iyi. Bir titanium kullandığımızda 3 milyon azaltıyoruz. Şimdi decrease cost buradan 2 daha da yapabilirim. 5 yapsam daha da düşecek ama ben 2 yapsam yeterli mesela. 100 yapabiliyorum. Tamam. Güzel lan baya. Tamam. Victory point'te kazanmış olduk. Open your project card. Immigrant site. Decrease. This card offers an effect. An effect automatically happens when a specific situation occurs. Diyor ki spesifik bir durum olduğunda effect oluyor. Effect neymiş? This card has a resources production requirement. Resource production requirement var. Tamam. You can't use it unless you have enough protection to reduce. Ha. Million production can go down to -5. Tamam. Diyor ki effect. Each time a city tile is placed, including this one, increases your million euro production by step 1. Decreases your energy production by step 1 and decrease your million production by step 2. Place a city tile. Okay. Onu yapamadık şu an. Kullanamadık. Buradan da decrease cost yapacağız yine herhalde. You don't have enough million to use. However, in a building tank you have possible to use resource price. Tamam. Tamam. Sıfıra da kullanabiliyorum. Ama 2'ye kullanayım. 2 liram var. Congrats. You have finished step 4. Tamam. Additional actions. Additional action sanırım son şey bu. This story will show you additional actions that you can play as well as certain specific rules. Specific kurallarla birlikte ekstra aksiyonları bize gösterecek. Once you gather 8 plant resource, 8 plant resource aldı ulaştığında you can convert them to greenery. Ha, bir tane greenery karta dönüştürebiliyoruz. Dur bakayım. You can place greenery on one, increase oxygen. Tamam. Bir tane greenery kartımız oldu. Şurada mı lan? Dur. Plant conversations is available even the oxygen level is maxed. Tamam tabii ki. Oksijen maksimum olsa bile planti convert yapabiliyorsun. But you don't increase the terraforming diyor rating in that case. Ha, öyle olursa terraforming'i yükseltemiyorsun. Tamam. Once you gather 8 heat resources, you can convert them to temperature. You increase the temperature level by one step. One step, bir tık. Increasing your terraforming rate by... Tamam. Arttıralım. Bir tık arttırdık. You have no more action left, so you will have to end your turn.
Tamam. Disinfect your tab. This is your effect tabs. Tap all effects given by active cards. Blue and your cooperation are listed here. Go to effects tab now. Effect. When any city tile is placed, gain city herhangi bir şehir koyduğunda ben 2 milyon kazanıyorum. Effects happen on their own and cannot be used, but they can be triggered by other actions. Mouse over this effect to see its detail. Tamam. Bir şey yapmıyorum ama. Ha, kendi kendine oluyor. Bunlar benim şeylerim. Tamam. Okay. This card gives you 2 million when a city tile played. The red border around the city tile indicates that the rule applies to any player. Okay. City koyulan şehir kartının bölmesinin kenarındaki kırmızı çizgi hangi kişiye o kuralın uygulandığını gösteriyor diyor. Let's try it out. Go standard project and place the city yapalım bir tane. Mesela. Şöyle yapalım. Because of your card effect, you gain additional 2 milyon euro. This is your action tab. Like effect actions given by active cards, blue and your cooperation are listed here. Open the action tab now. Neymiş? Action. Spend 80 to increase your terraforming rating step by. Tamam. Action. Add one microbe to discard. Tamam. Go action use. Her jenerasyonda bir tane kullanabiliyorum. Go over this action. Many actions allow you to trade a resource for an advantage, such as increasing your terraform rating. Use this action. Evet. Şimdi benim sıramın bitmiş olması lazım. Çünkü ben her elde, her generation'da, yani her el bir generation demek. Her loop. Ve iki hakkınız var her loop'ta. O yüzden iki tane oynadım ben. İki tane aksiyon aldım. Bir city koydum, bir action oynadım. O yüzden oraya varmış olduk. Okay. Other actions accumulate resources that give you victory points at the end of the game. Use this action to add resources to it. Hadi bakalım. Neymiş bu? Add one microbe to this card. Okay. Ekledim. Confirm. Skip. İki action yaptım. O yüzden skip yapmam lazım. Burada diyor, some actions allow you to steal from other, diğer şeylerden çalmanızı da sağlayabilir. To gain the resources for yourself, use this action to steal resources. One remove one microbe from any card. Tamam. Bir tane de çalıyoruz diğerlerinin kartından. Kendi kartımıza da eklemiş olduk bu sayede. Open your action tab again. Remove microbe to discard or remove iki microbe discard. Remove 2 mikro from discard to raise temperature by step by. Tamam. Tamam. Kongresi, tamam. Bu da bu şekilde. Would you like to scoring? Nasıl şimdi en son kısım nasıl puanlanıyor? In this tutorial you will learn about the end of the game and how to score worse. Milestone are special accomplishments you can claim, each giving you 5 victory points and end of the game. Şimdi bu milestone'lar çok önemli. Bunlardan her birine ulaştığımızda oyun sonu için 5'er puan kazanıyoruz. If you meet the criteria of a milestone, you may claim it by paying 8 million. A milestone may only be claimed by one player and only 3 of the 5 milestone may be claimed in the total. Open the my hand. Diyor ki, eğer milestone'unu claimlemek istiyorsan 8 milyon ödemen lazım. Bu bir.
Tamam mı? A milestone may be only claimed by one player. Bu milestone'lar diyor sadece bir kişi tarafından claim yapılabilir. And only ve her milestone daha doğrusu bir kişi tarafından alınabilir. Birden fazla kişi satılamıyor yani. Ve sadece 5 milestone'dan 3 tanesi totalde claim yapılabilir. Open the milestone yani bu çok sınırlı ve önemli bir nokta. Mesela Terraformer milestone'u kazanmak için diyor 8 ödemen gerekiyor. Ama evet Terraform rating of mesela bunu ben ödedim. Tamam mı? Ne oldu abi? Awards can be found at any time but are only awarded at the end of the game. İstediğin zaman görebilirsin varsa tıklayarak ancak bu oyunun sonunda sayılacak. The player that comes in first position scores 5 victory points and second one scores 2 victory points. Ha. Tamam. Only 3 of the 5 hours may be funded in total. And their funding cost increases starting at 8, 14, 20. Open the hours menu. Open. Tamam. Since you are the player with the most tiles in play, you can fund long landlord award. En çok tile yerleştirdiğinde şunu alabiliyorsun. Remember that even though leader fund award, the reward only given the end of the game, so it things might change. Tamam. Bunu şimdi aldık ama diyor, unutma diyor, bu victory pointler diyor oyunun sonunda sana verilecek. Bak burada gösteriyor awardlarda, okey. When all global parameters have been maxed, you enter the game end after the end of the current generation. Okey. Her tüm diyor şeyler maksimum ulaştığında şuradaki kısımlar işte oksijen, heat bilmem ne falan filan sen diyor şeye ulaşacaksın. Yani son oyunun son noktasına ulaşacaksın ve end game'e gideceksiniz. Green player. Sayıyor şeyleri artık. First step in this the planned conversation. Since there is a final production phase, you might be able to perform planned conversation for extra victory points. Extra diyor victory point alabilmek için diyor. Planned conversation yapabilirsin en son olarak. In your turn. Okay. Buradan mesela şuna bassa. Ekledik. Bir tane daha ekleyelim. Bir tane daha ekledik. You can convert plans up to one generation. Bayağı da ekledik. Once this is done, the points are tailed to show who the winner is. Tamam. Gösterecek. Mesela biz 78 puanımız var totalde. Board dışında 34 kalmış. Okay. Next comes the award. 5 victory points are given to the winner of each award. Bu eklediklerimiz yani buraya şey yaptıklarımızın puanı. Bir de awardlarımız var. An additional 2 victory points are given to the player in second place unless there are only 2 players. Mesela 5 award geldi buradan. 5 puan. Next comes to milestones. Bir de milestone'lardan gelecek. 5 victory points are given for each milestone to player that claim it. Bakalım. Ben de bir tane daha milestone claim yaptığım için 5 tane geldi. Onlar en son sayılıyor gördüğünüz gibi. Next are the points are for the greeneries. Each greeneries give one victory point. Şu greeneriler. 9 tane greenery eklemişim ben. Next are the points for cities. Cities 1 veriyor. 1 veriyor cities. Whether you own the greenery or not. Bakalım 8 tane city'm var. Ha, yan taraftakiler de bir tane ekliyor sanıyorum. Greenery'ler city'lere. Each victory point given by a project card is added to the player's total. This includes the hidden points for event card and dynamic victory points. Tamam. Finally the winner is revealed. If there are two players with same amount of points, the one with the most million is the winner. Okay. Aynı puana sahipseniz diyor milyonunuz yüksek olan kazanır.
Okay. Green wins. Biz yendik. Tamam. Bu şekildeymiş. Tutorial'ı bitirdik. Tutorial'ı bile arkadaşlar maşallah. Yani bayağı şey. Aslında oyun çok güzel bir oyun arkadaşlar. Ama bir tık uğraşmanız, öğrenmeniz birkaç yerden de izleyin mutlaka. Gerekiyor mutlaka. Ama bence oynaması muhteşem bir oyun. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle online oyunu olduğu için deneyin, oynayın online'ını. Mutlaka şey yapın ya. Yani bence müthiş oyun. Yani çünkü şeyi çok iyiydi. Ve gerçekten aynısını yapmışlar. Board game versiyonunun aynısını da yapmışlar. Oyun bedavaydı. Şu an 16 liraya satılıyor Steam'de. Alabilirsiniz. Geçen hafta bedavaydı. O şekilde. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şey yaparsanız, abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.